Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitime ilişkin sözleri çok tepki çekmişti ve bu konudaki tartışmalar da sürüyor. Yusuf Tekin demişti ki, bazı aileler okullarda erkekler olması sebebiyle kız çocuklarını okullara yollamak istemiyorlar. Karma eğitim esas ama kız okulları açılması gerekiyorsa da açılır. Bu sözlere destek verenler de oldu, tepki gösterenler de oldu. Bugün bu konuya dair konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülay Kalkandelen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi Bakan Tekin'in açıklamaları çok tepki çekti ama dediğim gibi destek verenler de oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medyadan bir destek mesajı yayınladı ve dedi ki tereddütsüz katılıyorum ve destekliyorum. Yine bu paylaşımı alıntılayan eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın da laiklik kız çocukları için ayrı okulların açılmasına engelse o laikliği kaldırmak gerekir dedi. İfadeleri aktardım. Yorumunuzu dinleyelim. Neler söylersiniz? Yorum bu açıkça Türkiye'nin anayasasındaki laik devlet ilkesine karşı çıkışlar bunlar. Laiklik bugün topyekün bir saldırı altında. Yaşamın her alanında gördüğümüz üzere, yani sadece eğitim alanında değil, kadın hakları, LGBT hakları, birçok konuda laiklikle ilgili hükümler, laiklikle ilgili yasalar, hepsi topyekün saldırı altında. Ama bu yeni bir olay da değil, nicedir devam ediyor. Yani AKP döneminde son 21 yılda gördüğümüz gibi bu aşama aşama ilerledi. Kimi zaman biraz daha arttı, kimi zaman biraz daha geriye çekildi ama AKP'nin özellikle ben seçim sonrası dönemde hepimizin bildiği gibi muhalefette bir yılgınlık, bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Bunun da bu ortamı da kullanarak, yani çünkü çevremizde birçok insan görüyoruz, sizin de olabilir. Yani bu artık böyle değişmez, yani işte Türkiye artık bitmiştir, ben de siyasetle ilgilenmiyorum, ne haliniz varsa görün diyerek böyle bir bezginlik içerisine giren insanlar görüyoruz, duyuyoruz. Belki de bunun da verdiği bir tabii cesaretle, çünkü seçim sonrasında oluşan meclisi de düşünürsek, yani mecliste hani Türkiye'nin en sağcı ve gerici meclisi oluştu hepimizin bildiği gibi. Ve AKP'nin yanında artık Hüdapar gibi, Yeniden Refah Partisi gibi çok daha radikal dinci söylemleri gündeme getirebilecek olan partiler var. Nitekim siz söylediniz, işte Mustafa Destici hemen destek çıktı. Hatta kadınlara özel, yani bırakın okulları, hastaneler açılmasından falan söz ediyor. Yani işi iyice ileriye götürüyor. Ben o nedenle bugünkü yazıma da aslında çok oturdu yerine o başlık. Burası Taliban devleti değil diye bir başlık uygun görmüştüm. Çünkü gerçekten hepimizin bildiği gibi Afganistan'da Taliban yeniden iktidarı ele geçirdikten sonra ilk yaptığı şey işte kadınları okuldan uzaklaştırmak, kız çocuklarını okuldan uzaklaştırmak, kadınla erkeklerin sosyal alanda, toplumsal alanda birlikte bulundukları yerleri iyice ayırmak oldu. Ve hani Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkıp bir süre önce hepimizin bildiği gibi Taliban'la inanç anlayışımızda bir farklılık yok demişti ve o zaman o da tepki çekmişti. Demek ki görüyoruz gerçekten de bir Talibanlaşma eğiliminden söz edebiliriz demek ki biz bu çıkışlar sonrasında. Çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın bu çıkışına herhangi bir tepki gelmedi iktidar partisinden. Gelmediği gibi desteklendiğini de biliyoruz. Nitekim aslında Milli Eğitim Bakanı daha önce de bu tür söylemlerde bulunmuş Yusuf Tekin. 2013-2014 yıllarında bunları dile getirdiği söyleniyor. Ve o kendisi tek de değil AKP içerisinde bu görüşleri dile getiren. Ben bugünkü yazımda ondan da bahsettim. İbrahim Kalın da bundan 2018 yılında aynı cümlelerle, yani birebir hemen hemen aynı şeyleri savunuyor. Ve hatta diyorlar ki yani bunu bir özgürlük anlayışı üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Aslında altını çizmemiz gereken o. Hani tarikat ve tarikatlar ve cemaatler de Türkiye'de maalesef bir grup insan tarafından sivil toplum örgütü tırnak içerisinde olarak pazarlandığı ve desteklendiği için günlere gelindi. Halbuki bunların sivil toplumla falan ilgileri yok. Yani tamamen biat kültürüne dayanan, neredeyse peygamberleştirdikleri bir
kişiye tapınma derecesinde biat eden insanların, müritlerin olduğu yerde bir ne demokrasiden söz edebilirsiniz ne de bir sivil toplumdan. Ama o kadar ki artık yani tarikatların kendilerine sivil toplum örgütlemelerinden dolayı biz hani normalde demokrasi mücadelesi veren örgütlere demokratik toplum örgütü diyoruz. Sivil toplum hani yanlış bir ifade haline aldı bu nedenle. Şimdi böyle bir ortamda yani onun altını çizmeyi tekrar söyleyeceğim. Bunu bir özgürlük olarak gösteriyorlar. Yani bugünkü yazımda aslında benim dikkatini çekmek istediğim çok gözden kaçan şey o. Belki insanlara bunu söylemek gerekir. Neye dayandırıyorlar bunu? Hani Milli Eğitim Bakanı da diyor ya ben aslında karma eğitimden yanayım ama diye bir söylemi var. Hani gerekirse istemeyenler kız çocuklarını karma okullara yollamak istemeyenler için seçenek sunmalıyız. İşte özgür olmalı insanlar gibi böyle bir ifade var. Şimdi bu kanun yani 1789 sayılı bir Milli Eğitim Temel Kanunu var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinin çerçevesini çiziyor o kanun. O kanunun 15. maddesinde iki cümlelik bir madde. Diyor ki hemen söyleyelim okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. Şimdi bu ikinci maddeyi kullanıyorlar. Yani ben diyor evet işte yasaya mı diyorum diyor. Birinci madde evet karma eğitim esastır ama yani türüne imkan ve zorunluluklara göre. Şimdi burada bir kötü niyetli yorumlama var. Türkiye'de ben yazıyı yazarken de baktım. Bu kapsamda yani o ikinci cümledeki kapsamda türüne göre diyor ya bir takım kız meslek teknik liseleri var. 139 tane bunlara da baktım Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre. Ama bunlar dediği gibi yani verilen eğitimin türüyle ilişkili olarak öyle bir okul olmuş. Ama şimdi şu yapılmak isteniyor. Görmemiz gereken şu. Bu kaçırılıyor. Neden böyle bir şey gündeme getiriliyor? Şimdi bu liseler diyelim ki var. Yani diyelim ki bir gerçekten böyle kızının, oğlunun yani neyse kızının karma eğitime tabi olmasını istemeyen bir aile var. Şimdi o zaman liseyi diyelim ki bu şekilde kurtardık. Ortaokulda ne yapacak? Biliyorsunuz İmam Hatip ortaokulları açıldı. İmam Hatip ortaokullarında kız ve erkeklerin önce sınıfları ayrıldı, sonra okudukları katlar ayrıldı. Hatta artık ayrı okullar bile açıldı. Ortaokulda böyle halledecek. Peki o zaman ilkokul ne olacak? İşte bu yapılmak istenen düzenleme, yani bu şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın dile getirdiği şey, ilkokula kadar indirmeye çalışıyorlar. Yani öyle okullar açılacak ki ilkokulda bu şekilde halledecekler. Ortaokul zaten İmam Hatip dediğim gibi halledildi. Öbürü de kız teknik işte meslek lisesi neyse. Böylece bütün öğrenim hayatında karma eğitimden muaf olan bir takım kuşaklar yetiştirilebilecek. Bunun hazırlığı yapılıyor, bunun altı çizilmesi. Yani ilkokula kadar çocuk dediğimiz, yani çocukları, çocuk yaştaki insanları cinsiyetine göre ayırma teşebbüsü var. Ama şimdi bütün bunlar aslında birbiriyle bağlantılı. Bir süre önce biliyorsunuz işte 15 yaşında çocuğun rızasıyla evlenebileceğinden falan söz etti. Yani bizim çocuk dediklerimizi onlar başka bir gözle yaklaşıyorlar, başka bir şekilde muamele ediyorlar. Burada gerçekten son derece tehlikeli bir hazırlık yapılıyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Bunun özgürlükle falan ilişkisi yok. Ayrıca da zaten uzmanların söylediği şekilde bu o yaştaki çocuklar açısından son derece yanlış bir takım durumlara da yol açabilir. Çocukların sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla burası bir laik devletse böyle bir talebi Milli Eğitim Bakanı dile getirmesi son derece hatalı, yanlış ve kötü niyetli. Kendisi eğer okullaşma oranını artırmak istiyorsa o zaman herkese eşit ve her ulaşılabilir eğitim sağlamaya çalışması lazım. Çocuk işçiliğini ortadan kaldırması lazım. Çocuk yaştaki evlilikleri sona erdirmek için mücadele etmesi lazım. Bunların altını çizmek gerekiyor. Tabii bir de belki ona geleceksiniz. Yani bir laiklik kavramı üzerinde kafalar karıştırılmaya çalışılıyor. Laiklik mesela onu da yazmıştım ben. Yeniden Refah Partisi Başkanı Fahrettin neydi? Erbakan. O kişi neydi adı? Fatih Erbakan'ın? Erbakan.
Ha, Fatih Erbakan, Fahrettin dedim niyeyse. Fatih Erbakan kendisi laiklik kavramı bir işte Türkçe değildir. Bu nedenle anlamı konusunda da bir takım karışıklıklar oluyor. Bunu netleştirmek lazım falan gibi konuştu. Bir süre ve ben dün televizyonda bir kanalda tesadüfen rastladım. Saadet Partisi'nin başkan yardımcısı konuşuyordu. Aynı cümlelerle o da bunu söyledi. Dedi ki işte laiklik Türkçe olmadığı için kafalarda karışıklık var. Bunu nedir ne değildir net yazmak lazım. Şimdi laikliğin ne olduğu konusunda kendilerinin kafası karışık ve başkalarının kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Oysa ki laiklik, bakın bir cümleyle söylemek gerekirse, bir devletin referanslarını dinden almayan yasalarla yönetilmesidir. Tekrarlıyorum, laiklik bir devletin referanslarını dinden almayan yasalarla yönetilmesidir. Yani akıl var, bilim var, toplumsal gereklilikler var. Bunlara göre yasalar yapılır ve devlet ona göre yönetilir. Şimdi kendilerinin kafasındaki o hani katı laikçilik diye bir şey başlattılar biliyorsunuz. Özgürlükçü laiklik olmalı diye. Ne yazık ki muhalefet de altılı masada bu yoldan ilerledi. Özgürlükçü laiklik olmalı dediler. O özgürlükçü laiklik denilen şeyin altında aslında yapılmak istenen tarikat ve cemaatlerin yolunu açıp, çünkü nitekim tekke ve zaviyeleri kaldıran 677 sayılı kanun da bugün hedefte. Hatta muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin üyeleri bile bu şekilde konuşmalar yaptılar. Dolayısıyla laik de tarikat ve cemaatlerin önünü açıp bu tip düzenlemelerle, hatta medeni kanunda hedefte biliyorsunuz. O yönde bir takım yasa teklifleri, girişimleri var. Yani böyle olabildiğince laikliği, yani belki oradan tamamen kaldırmaya gücümüz yetmezse bile, işte biz oraya özgürlükçü laiklik yazdıralım. İşte bunu da serbest bırakalım. Onun da önünü açalım. Böylece gerçekten Türkiye'de rejimi zaten değiştirmiş durumdalar. İyice bu laik niteliğini yok etmeye yönelik girişimler bunlar ve hiç bir şekilde masum değil. Çok daha fazla tepkinin gösterilmesi gereken durumlar. Şimdi siz de bahsettiniz, aslında bir kavram karmaşası da belki laiklik üzerinden yaşatılmaya çalışılıyor. Çünkü destici karşı çıkıyor demiştim ya, aynı açıklamada şöyle bir cümlesi de var. Diyor ki laiklik adı altında bu uygulamaya karşı çıkanlar aslında din düşmanları, din düşmanlığı yapıyorlar diyor. Onu da aktarmış olalım, soruma geçeyim. Şimdi Zülen Hanım, aslında yapılmak istenen sizin de dediğiniz gibi belli AKP yıllar içinde buna yönelik çok fazla uygulamaya geçirdi ya da geçirmeye çalıştığı pek çok durum oldu, tartışıldı, eleştiriler aldı. Geldiğimiz noktada dediğiniz gibi kız imam hatip okulları, erkek imam hatip okulları gibi ayrımlar zaten var. Şuna gelmek istiyorum. Şimdi tarikatların güçlendiğinden bahsettiniz. Biz bir yanda tarikatların ekonomik yönden de güçlü olduklarını ve ekonomik yönden de aslında beslendiklerini biliyoruz, ihaleler aldıklarını vesaire. Toplumu getirmek istedikleri noktayı biraz da böyle ekonomik yandan yorumlamak gerekir mi acaba? Neden kadınların toplumdan izole olduğu, daha bilimsel değil de biraz daha dini bir eğitimin olduğu bir toplumu yaratmak istiyor AKP? Şimdi şöyle şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Bu tartışmalar, yani bu tür şeriatçı çıkışlar neye hizmet ediyor? Bir kere ona bakmamız gerekiyor. Neden böyle bir toplum amaçlıyorlar? Şimdi sınıf siyaseti esasında temelde toplumdaki sorunların nedeni, kaynağı sınıfsaldır. Yani bugün yaşadığımız ekonomik krizden en çok etkilenenlerin işçi sınıfı olduğu, emekçiler, dar gelirler olduğu hepimizin gözleri önünde gerçekleşiyor. Emekliler gerçekten artık bugün yani açlık sınırının altında kalmış durumdalar ve çok ciddi bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Kimse duymuyor onları. Kendilerine zamları yaparlarken, hiç sorunsuz bir şekilde geçirirken, orada emeklilere sadaka gibi bir takım ücretler verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu durum, yani Türkiye zaten ekonomide öyle bir artık kriz, yani kriz ötesi, yani gerçekten dibe vurma noktasına gelmiş durumda. Dolardaki artış durdurulamıyor, Euro'daki artış durdurulamıyor. Yani hepsi birbirine bağlı tabii. Şimdi mesela medyaya düşen haberlere göre, yani İsveç'in NATO'ya üyeliğine bile alınan bir takım
krediler karşılığında Türkiye'nin onay verdiği şeklinde bir takım spekülasyonlar, iddialar da dolaşıyor. Şimdi böyle bir durumda, yani ülkenin geldiği bu durumda, seçim öncesinde de aşırı bir harcama tabii hepimizin gördüğü gibi oraya buraya dağıtıldı oylar için. Şimdi seçim sonrasında işte bir kemer sıkma politikası, hatta bunu ekonomistler adlandırıyor. Yani IMF'siz, yani IMF reçetesi olmadan bir IMF programı sanki uygulanıyor adeta Türkiye'de. Ve bu durumda bütün bunların üzerine örtmek için insanlara çıkıyor, Cumhurbaşkanından tutun bakanlara kadar herkes şükredin, sabredin gibi. Hani şükretmek tabii ki arkasında onun da bir dini ifade var. Yani Allah'ınıza şükredin ya da işte bu nimetlere şükredin falan gibi sabredin. İnsanların sabredecek bir günü bile kalmamış, açlıkla Aslında mücadele karşı ediyor. çıkmayın demek Karşı istiyorlar bir çıkmayın yandan, tabii, değil o mi? demek istiyor. Yani sabredin, işte insanların tepkilerini baskılamaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda bu sınıf siyaseti bilinci gelişirse toplumda bunları yapamazsınız. Yani insanlar gerçekten bu bütün yaşananların bir sınıf meselesi olduğunu görür ve buna karşı tepkilerini ortaya koyarlarsa, işte başka ülkelerde gördüğümüz gibi insanlar demokratik haklarını aramak üzere tepkilerini ortaya koyarlar. Türkiye'de bunu baskılamak için ne yapılıyor? Bunun önüne hep bir işte bu tür dini söylem, dini yaklaşımlar geçiyor. Bakın Cumhurbaşkanı çıkıp nas diyebiliyor. Yani tamamen laikliğe aykırı söylemlerle oraya bile, ekonominin içerisine bile, bir bilim yani ekonomi sonuçta, onun içerisine bile bir din katılıyor. Ve dolayısıyla insanlar da yani ne yapalım işte gerçekten şükredelim hani diye bir anlayış, ya Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu bakın destekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bile ekonomideki, yani ne ilişkisi var onun değil mi ekonomiyle normalde, ama gidiyor o bile beyanat veriyor, diyor ki işte şükredin, yani o da o hükümetin söylemini destekliyor. Yani bütün bunlar aslında insanlara şunu anlatmak gerekiyor. Laiklik aslında işçi sınıfının da haklarını almasının önündeki bariyeri kaldırır. Yani bir bariyer koyuyorlar insanların o sınıf bilincinin önüne. Bu bir bariyer olarak geliyor. O bariyeri yıkan da laikliktir. Ve şimdi tabii ki laikliğe karşı olacaklar. Öyle bir dönemdeyiz ki neoliberal politikalarla günümüzde dincilik el ele ilerliyor. Birbirlerini bakın bu açıdan destekliyorlar. Belki insanlar bunun farkında değil. Ama ne yazık ki gerçekten tarikatlar olsun, cemaatler olsun, o nedenle de hükümetle bunlar büyük bir dayanışma içerisinde. Gördük menzil cemaatinin şeyhinin cenazesine ve yüz binlerce insan aktı. Şimdi bütün onlara, o cemaat çıkıp da bütün bu ekonomik koşullara rağmen, bu korkunç gidişata rağmen, bu açlığa rağmen, biz işte seçimde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diye açıklamalar yaptılar. Şimdi tabii ki hükümetin işine geliyor bu. Bir sürü insanı bu şekilde dizginlemiş oluyor. Yani aslında işin arka planında bunlar var. Ve tabii ne oluyor? Devletin aslında işsizlik var, açlık var, sağlık hizmetlerine ulaşamama var. Dolayısıyla ne oluyor? Cemaate giriyorsunuz. Sizin önünüz bir anda açılabiliyor. Siz orada mürit olduğunuz için bir bakıyorsunuz size bir iş verilebiliyor. Çünkü öyle bir holding yapıları var ki, Uğur Mumcu'yu gene alalım, hani analım, tarikat, siyaset, ticaret diye yazdığı zamanında bütün bunlar gerçekleşiyor. Çünkü bunlar devasa yapılar haline geldiler. Devlet onlara olanakları sunduğu için ve oraya giren insanlar da, onların müridi olan insanlar da o cemaatin sunduğu olanaklardan kolaylıkla yararlanabilmeyi umuyor ve yararlanıyor da. Hepimiz 15 Temmuz, bakın yarın 15 Temmuz'un da yıl dönümü geliyor, 7. yıl dönümü ve orada yaşadık hepimiz. Devlet içinde bir devlet, ayrı bir devlet yapısı oluşturdular. Ve şimdi de onun yerine menzil cemaati almış görünüyor. Başka cemaatler de var. Ve bakıyoruz gene devletin bütün yetkilileri, bütün siyasetçiler işte şeyhin arkasından övgü dolu sözler söylüyor. İsmail Ağa cemaatinin şeyhi öldüğünde de aynısı oldu. Tamamen kadın düşmanı olan bir kişi ve onun arkasından kanaat önderimiz, ilim, irfan sahibi diye açıklamalar yapıldı. Şimdi burada bu pompalanan cehaleti, yani topluma tarikatlar ve cemaatler ile pompalanan cehaleti, eğitimdeki dincileşmeyi ve bu son yapılmaya çalışılan laiklik karşıtı çıkışları bir arada düşündüğümüzde
Türkiye'nin ne yazık ki çok riskli bir döneme girdiği görünü görüyoruz. Çünkü mecliste çoğunluğu da ele geçirmiş durumdalar. Bir yasa değişikliği, anayasa değişikliği yapacak duruma geldiler. Yani ben yarın öbür gün gerçekten de bir özgürlük girişimi gibi göstererek bunu, yani isteyen istediği okula gönderir. Tamam canım, karma eğitim devam ediyor ama göndermek isteyeni zorlayamayız yaklaşımıyla bunun meclise getirilebileceğine inanıyorum ve bence bunun zeminini hazırlıyorlar. Eğer toplumda çok ciddi bir çıkış, buna karşı büyük bir infial oluşmazsa, çünkü anayasa değişikliği de gündemde biliyorsunuz, oraya bunlar yerleştirilecek dedik. Sayın Kalkandelen, çok teşekkür ederim kıymetli değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoşça kalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen konuğumuzdu. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tepki çeken ifadelerine dair konuştuk. Gündemde kalmaya devam ediyor Yusuf Tekin çünkü tepki çekse de destek de aldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından Tekin'in karma eğitim esas ama kız okulları açılması gerekiyorsa açılır ifadelerine ilişkin dedi ki tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Ardından Ayasofya eski imamından da bir destek geldi. Bugün bu konuyu konuştuk. Şunu da aktarmak istiyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Sefa Uyar da yine bir haber yaptı buna dair. Sefa Uyar Ankara'da konuştuğu bir Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisinden şöyle bir şey duyduğunu söyledi. Dedi ki Yusuf Tekin'e bu konuda kız okulları açılması konusunda destek verecek kadrolar üst kademelerde şekillendiriliyor ve bir değişiklik için de kamuoyu yoklanıyor, hazırlanıyor dedi. Bu haberi de aktarmış olalım bir kulis bilgisi. Şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere.